Merhaba, ben veteriner hekim Denizcan Karaman. Bugün sizlere kedilerdeki kısırlaştırma hakkında bilgi vermek istiyoruz. Kedilerdeki kısırlaştırma artık çok yaygın olarak yapılmakta. Belki de kliniklerimizdeki en çok yaptığımız operasyonlardan bir tanesidir. Erkek kedilerden başlamak gerekirse kısırlaştırma noktasına, erkek kedileri 10 aylık yaşa gelmeden kısırlaştırabiliyoruz. Ama bilim adamları tarafından bazı çelişkiler var. Bunların bazı bilim adamları herhangi bir kızgınlık geçirmeden önce yapılmasını taraftarı, bazı bilim adamları da 10 aylık yaştan ergenlik yaşını tamamladıktan sonra kısırlaştırma taraftarı. Ben kendi kliniğimde 10 aylık yaşını tamamlanmasını bekliyorum. Bunun bize kattığı bir sürü avantaj var kısırlaştırmanın. Erkek kedilerimiz ergenliğe girdikten sonra, yani ergen yaşını tamamladıktan sonra etrafa koku bırakabiliyor, agresiflikleri artabiliyor. Dışarıya kaçma istekleri oluyor. Camdan kaçmalar, balkondan atlama problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Veya hayati bir sürü problemle karşılaşabiliyor. Eğer kedi, yani benim tercihime göre 10 aylık yaşını tamamladıktan sonra, kısırlaştırdıktan sonra daha uysal, daha oyuncu bir kedi haline kavuşuyor. Etrafa koku bırakmadığı için sizler daha çok mutlu oluyorsunuz. Koltuklarınızı atmak zorunda kalmıyorsunuz en azından. Daha sonraki yaşadığın sakin hayat sizi daha çok mutlu edebiliyor. Tabii ki kısırlaştırdıktan sonra ona göre beslenmelerini ve hareketlerini ona göre dikkat etmemiz gerekiyor. Peki dişi kedilerde nasıl bir protokol izlememiz gerekiyor? Dişi kediler ortalama 6-7 aylık bandına girdikleri zaman kızgınlık göstermeleri başlıyor. Yine bazı bilim adamlarının kısırlaştırma tercihi herhangi bir kızgınlık geçirmeden önce kısırlaştırılması taraftarı. Bazı bilim adamları da bir kızgınlık geçirdikten sonraki kısırlaştırmasını destekliyor. Ben de kendi kliniğimde bir kedinin en az bir kızgınlık geçirdikten sonra kısırlaştırma taraftarıyım. Bazı hayvanseverler veya hasta sahipleri işte kedimiz bir kere doğum yapsın, ben onun o duyguyu tatmasını istiyorum tarzında şeyler oluyor. Ama onun sağlığı için o doğum yapmak belki de tehlikeli bir duruma kavuşabilir. Çünkü uzun vadede sürekli o hormonlarla temas kurması kedinin meme kanseri olma riskini artırıyor. Veya rahim iltihabı dediğimiz piometreye yakalanma ihtimalini artırıyor. O yüzden ortalama bir kızgınlık geçirdikten sonra kısırlaştırılan kedilerde meme kanseri görülme ihtimali çok çok düşük oluyor. Ve rahim iltihabı zaten şekillenmeyecektir. Tabii ki düzgün bir şekilde operasyonu yapıldıktan sonra. Yine operasyonları bittikten sonra kedilerimizin normal rutin hayatlarına başladıktan sonra artık ticari mamalardan kısırlaştırılmış kedi mamalarını tercih etmemiz gerekiyor. Onlar ona göre ayarlanmış, diyet programları yapılmış halde oluyor. Su içme ihtiyaçları biraz azalmış olacak ama su içmedikleri zaman da bir sürü problemle karşılaşabiliriz. Evin etrafına birkaç noktaya su koymakta fayda var çünkü idrar yolları ile ilgili problem yaşamak istemeyiz daha sonraki süreçte. Hareketlerini artırmamız gerekiyor kedilerin. Çünkü kısırlaştırdıktan sonra ortalama çoğu kedi 1 kilo kadar alıyor. Dikkat etmezsek daha da büyük problemlerle karşılaşabiliyoruz. Daha da fazla derecede kiloyla karşılaşabiliyorlar kediler. O yüzden operasyon sonrasında düzgün bir diyet programı uygularsak kedilerimiz uzun sağlıklı ömürleri olacaktır. Kedilerdeki kısırlaştırma hakkında bahsedeceklerimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.